İsviçre'de gastronomi sektörünün duayen isimlerinden birisi olan Zeki Yıldırım, başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Hijyen ve kaliteden asla taviz vermeyen Zeki Yıldırım, leziz tatlarıyla birçok kez ödüllendirildi. Başarılı iş adamı çalışmalarını mikrofonlarımıza değerlendirdi. Restoranlarımız dediğiniz gibi Burattino ile başladık aslında. Burattino'dan öncesi de var da Burattino Özgürlük'te Burattino ile başladık. Ve Burattino'dan sonra da diğer restoranlarımız arka sıra geldiler. Şu anda İtalyan mutfağında iddialı bir durumdayız. Çok iyi. Burattino, Mezzo, Cucina. Aşağı yukarı günlük 2000-2500 kişiye hemen yemek veriyoruz. Ben hep şöyle diyorum, işinizi düzgün yaparsanız ve işinize saygı gösterirseniz ve başarının geleceğine inanıyorum. Biz de işimize sahip çıktık ve başarılı olduk denecek kadar var size. Gastronomi hizmet sektörü. Biz Türk kültürü ananesine göre zaten hizmet etmeyi, misafirlerine hizmet etmeyi seven insanlarız. Bize gelen insanlar mutlu olarak ayrıldıkları zaman biz de mutlu oluruz. Bizdeki prensipler bu olunca tabii burada müşterilere ve restoranta daha sonra da iş olarak bize de yansıyor. Bu prensipler dahilinde işimizi yapıyoruz. Dediğiniz gibi gastronomideyiz, hizmet sektöründeyiz. Hizmet sektöründe hizmetler bitmiyor. Memleketimizi de unutmadınız ve Türkiye'de de ticarete atıldınız. Türkiye'de sağlık sektöründe hizmet veriyorsunuz. Bize Türkiye'deki işlerinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Evet, dediğim gibi biz her şeyden evvel Türk milleti olarak, burada Türk vatandaşı olarak kendi ülkemize olan borcumuzu da bilmek zorundayız. Türkiye'de yatırımlarımız var, orada da iş istihdam yapıyoruz. Sağlık sektöründeyiz. Reklam sektöründeyiz, display sektöründeyiz. Orada da aile şirketimiz var, ailecek yapmış olduğumuz işlerimiz var. Sağlık sektöründe diyaliz merkezlerimiz var. 17 tane şubesi var, aşağı yukarı 5000 tane hastaya hizmet veriyoruz. O da çok kutsal bir meslek bizim için. Ve sağlık sektöründe hastanelerimiz var. Sivas'ta Anadolu Hastanesi yeni yakın bir zamanda İkinci bir ilavesini yaptık. 29 bin metrekare kapalı alana sahip bir hastane ve 200 yataklı 29 bin metrekarelik, 8500 metrekarelik ilave olarak 29 bin metrekare bir alan yaptık. Aşağı yukarı 600 çalışanıyla inşallah yeni bölümü de bu önümüzdeki aylar içerisinde faaliyete geçecek. Zürih'te Burattino, Cucina ve Mezzo ile İtalyan mutfağında adından söz ettiren ve pizzası ödüle doymayan restoranın başarısını genel koordinatör Ertuğrul Timur'a sorduk. Kendi aramızda, kendi yaptığımız bir atasözü var. Buna slogan da diyebiliriz, motto diyebiliriz, atasözü diyebiliriz. Bize ilk gelen müşteri bizi devamlı müşteri olarak terk etmesi lazım. Biz her zaman böyle başladık bir şeyde. İlk gelen müşteri nasıl böyle öyle bir güler yüzle her şeyimize öyle bir şey uğraşmıyoruz ki bizi mutlaka kapıdan çıktığı zaman ben buraya tekrar geleceğim düşüncesiyle bizden ayrılır. Ayrılması gerekir daha doğrusu. Bunda da bayağı başarılıyız. Peki restoranlar bir restoranla başladı ve bugün 3 tane restoran var ve daha devamı da gelecektir. Siz bu serüveni nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında biz bir tane restoranda başladık. Bizim çok fazla restoranlarımız var ama kendi bünyemizde olan sadece 3 restoran var. Zeki Gastronomi aslında 7 restoran var. Diğerleri kirada. Bizim kendi işlettiğimiz 3 restoran. Artık başarımızla şeyimiz ancak o kadar şey yapabiliyoruz. Bunu da dediğim gibi bizim en büyük amacımız zaten en kalitelisini, en iyisini, en güler yüzlü şekilde müşteri içeri girdikten itibaren evine gelmiş gibi karşılamak, masasına oturtmak, tüm güler yüzümüzü içeceğiniz her türlü ihtiyacını görmek. Ve giderken de yine aynı güler yüzlülükle göndermek. Bu zaten müşteriyi tekrar getirmek için en belirgin sebeplerden biri.
Gastronomi sektörünün ardından otel işletmeciliğine de merhaba diyen Zeki Gastro, bu alanda kısa sürede haklı bir gurur edindi. Zürih'te 3 apart otelle hizmet veren Living Downtown'u yöneticisi Avukat Mustafa Bayrak'tan dinledik. Müşterilerimizin havaalanından buraya geldikten sonra burada daireleri 4 dörtlük hazırlanmış ve burada kahvesinden tutun çayına her şeyini dairesinde bulabiliyor. Ve müşterimiz haftalık temizliği var. Bütün dairelerimiz kendi ekibimiz tarafından günlük temizleniyor. Çıkan müşterilerimizin daireleri tekrar gözden geçirilerek eksikleri hemen tamamlanıyor. Müşterilerimiz için 24 saat açık telefonumuz var. Herhangi bir sorunu olduğunda müşteri bize telefon açıyor. Hemen bir eleman gelip bunlara yardımcı oluyor. Peki Mustafa Bey, son olarak Living Downtown önündeki projelerden sizden bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Bizim şu anda piyasada ilk olarak başladık ve ilk olarak devam etmek için işleri biraz daha büyütmeyi düşünüyoruz. Şu anda bir dahaki projemiz, şu anda 32 dairemiz var. Bunun yanında kiralık evler de olmasına rağmen küçük bir işletme olarak görünüyoruz. Şimdi bir dahaki projemizde 40 tane daha daire eklenecek ve bir 10 dairelik bina daha şu anda en kısa zamanda yürürlüğe geçecek. Bunlarla beraber sene sonuna kadar hemen hemen 100 tane daireyi tamamlamayı düşünüyoruz. Bunların yanında tabii ki sadece müşteriye daire vermekle kalmayacak. Biz ileride müşteriye buraya gelmeden önce internet üzerinden kendi alışverişini yapıp dairesini hazır koyacağız, buzdolabına koyacağız. Müşteri geldiğinde kendi eviymiş gibi hazır buzdolabını açıp yemeğini pişirebilecek. Müşteri hizmetleri tabii önemli olduğu için biz burada müşterilerimize kiralık araba, havaalanı transfer servisi bu gibi hizmetlerle daha çok müşteri kendimize bağlamayı düşünüyoruz. Buraya gelen müşterilerin çoğunluğu zaten bilhassa iş adamları olduğu için iş adamlarının önemli olan buraya da yaşamak için her türlü servisi vermeyi düşünüyoruz. Yani kahvaltı servisinden tutun alışverişini, havaalanı transferi, taksi, kiralık araba bu gibi servisleri ileride vermeyi düşünüyoruz.